Evet, zor bir hafta sonuydu. Fakat her zorluktan çıkmayı başaran bir Türkiye hikayesi esasında bu hafta sonu da yazıldı. Bunu asla gözden kaçırmamalıyız ve bundan sonra atacak her adımında bu zorluktan Türkiye'yi çıkarmış olanın bir Türkiye gücü olduğu gerçeğiyle hareket etmemiz gerektiğini de unutmamalıyız. Bunu şunun için söylüyorum. Türkiye'de başarıya ulaşamamış bir darbe girişimi oldu ve Türkiye darbeye karşı kenetlendi. Demek ki zorluklar esasında bir arada hareket etmeyi becerdiğimizde ve bir arada hareketi de fırsatçılığa dönüştürmeden samimiyetle yaptığımızda olabiliyormuş. Türkiye büyük bir zorluğu esasında hafta sonu aştı. Şimdi bize düşen görev ve özellikle siyasetçilere düşen görev yeniden zorlukların ortaya çıkmasına engel olucu bu siyaseti sürdürmekten geçiyor. Şimdi her şeyden önce burada siyasi fırsatçılığı bir kenara bırakmak gerekiyor ve Türkiye öncelikli hareket etmeyi becermek gerekiyor. Şimdiye kadarki başarı hikayesi bu zorlu tablo içerisinde Türkiye önce diyen yaklaşımla zaten ortaya çıktı. Hatırlatmak isterim ki biz zaten Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün iş yapış biçimini, ekonomiyi de merkeze alarak Türkiye'de sorunları tespit eden, sorunlara çözüm üreten bir siyasi yaklaşıma ihtiyacımız var diyerek yaptık 7 Haziran'dan beri. Ve şimdi ortaya çıkıyor ki gerçekten Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu en önemli ekonomik reform bu bahsettiğim siyasi reformla başlıyor. Dolayısıyla ekonomi için şu anda en elzem ve ihtiyaç duyulan şey geçen hafta sonu yaşamış olduğumuz gerçek istikrara giden demokrasiyi inşa etme adımlarıdır. Türkiye'de zayıflamış olan demokrasinin ortaya çıkardığı bu dönemi bizim demokrasiyi güçlendirerek, hukukun üstünlüğünü güçlendirerek kurallı işleyen ve bütün toplumu kapsayan bir yaklaşımla çözmemiz gerekiyor. Şimdi siyasete düşen görev birbirinden uzaklaştırmak yerine vatandaşı kapsayıcı bir yapıya dönüştürmek. Ekonomi için de bu gerekiyor. Özellikle de küresel gelişmeleri okuyabilen ve onu yakalayan yeni ekonomik hikayenin yazımı için bu toplumsal barışa, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye çok ihtiyacımız var. Ve bunların sadece bizlerin günlük hayatı için değil, işimiz, aşımız, soframız için de bir ön koşul ve zorunluluk olduğunu unutmadan hareket etmemiz gerekiyor. Sadece beraberlik mesajı vererek ve darda kalınca el uzatarak bu işin olmayacağını görmüş olduk. Bu ülke yönetiminde hepimiz ortağız. Bizim de pazar günü yapacağımız mitinge dair çağrımız esasında hiçbir siyasi partiye özel bir çağrı değil. Bizim çağrımız Türkiye'de evrensel değerlerle bir demokrasi isteyen herkese ortak bir çağrı. Biz bir gelecek inşa edeceksek önce çocuklarımızın birbiriyle siyaset ötesi buluşabilmesini sağlamamız gerekiyor. Bizim komşuluk yapabilmemizi sağlamamız gerekiyor. Bizim birlikte iş üretebilmemizi sağlamamız gerekiyor. Onun için de çağrıların ve bundan sonra atılacak her adımında siyaset ötesinde bir Türkiye kaygısıyla atılması gerekiyor. Çünkü Türkiye kaygısıyla değil de kendi siyasi iktidarının kaygısıyla atılmış her adımın Türkiye'yi nereye taşıdığını maalesef bu son günler bize çok açık gösterdi. Bundan sonra her siyasi partiye düşen ortak görev, Türkiye'de demokrasiyi güçlendirecek adımları demokratik çerçeve içerisinde birbirine muhalefet ederek, eleştirmekten kaçınmayarak ama birlikte iş yapma kültürünü geliştirerek Türkiye'ye hukuk düzenini inşa etmekten geçiyor. Ancak o zaman çünkü siyaset ayrıştırıcı olmaktan birleştirici olmaya geçer. Bu pazar günkü mitinginde amacı zaten cumhuriyet diyen, laiklik diyen, hepimizin ortak yaşamı diyen ve en önemlisi demokrasi diyen bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının biz buradayız ve demokrasi istiyoruz. Türkiye'yi bugünkü zor durumdan kurtaranın bu demokratik kültür olduğu bilincindeyiz diyen herkesin gelmesi için açık çağrı yaptığımız bir birliktelik.